1844 yılında sarayda haremde Hacı Beşir'a hadım edilerek sarayda görev yapmış. Görevini çok iyi güzel yaptığı için seneler sonra kendisine en güzel yerde bir külliye yapması söylenmiş ona armağan olarak. O da gelmiş, burası deniz biliyorsunuz. Buraya bir külliye yapmış. Burası İpek Yolu'nun sonu. Tabii İpek Yolu'nun sonu. Yani Asya'dan, İran, Suriye gibi, Arabistan gibi yerlerden kahve, kadife, ipek, oralardan ne gelmesi gerekiyorsa develerle geliyor. Bu kapıdan bu avluya geliyor. Avluda bizim orta yerde eski resimlerde var böyle bir müzayide şeysi gibi, balkonu gibi cam. Mescit değil. Müzayide yeri Altıçay Ocağı. Orada öyle mi? İhale yapılıyor. Ondan sonra kapıya yanaşan gemilerle Avrupa'ya sevkiyat yapıyor. Özel bir yer. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim ben size. Ben restorasyondan sonra buraya geldim. İlk gelenlerden birisi. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez ben bu yerde. Yıllarca bekledim. Hatırlıyorum ben insanlar bu adam minyatür yapıyor demeleri 15 senesi 15 yılımı aldı. Velhasıl öyle bir noktaya gelmiş ki Kemeraltı'da birisi geliyorsa, bir şey arıyorsa, bulamıyorsa ya bilir nerede olduğunu, nerede bulabilir, kızlar arasına der. Yani söyleyen kişi kızlar arasında bunun olup olmadığını bilmiyor. Bir adrese bilemediği ya aradığı bir şey varsa herhangi birisi Kemeraltı'da girip de sorduğu zaman adres nerede? Kızlar arasına. İki kişi ilk baştan buraya geliyor. Bulsa bulmasa kızlar arasına görüyor. Burada bir çay kahve içiyor, bir dolaşıyor. Üst kata çıkıyor filan diye. Bu çok rutin olarak çok duydum gördüğüm şeydir.
telefonu.